Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum eski bir dost, sizlerin de yakından tanıdığı bir isim Mustafa Özyürek. Mustafa Bey, biz sizinle 80'lerin başından itibaren... O kadar söyleme, yaşımız ortaya çıkacak. Ay, ama ikimiz de... Benim yaşım, senin değil de. İkimiz de sokakta oynuyorduk ya, o bakımdan. Sokakta oynarken, şimdi 80 sonrasında biz sizinle tanıştık. Evet. Özal dönemiydi. Evet. Yani 12 Eylül dönemi demek özal dönemi demek aslında. Hani Evren Özal'ın sopasıydı. Değil mi? O kadar. Evet. Ekonomi filan bütün Özal yaptı. Ekonomi, toplumsal gelişme, her şey. Evet. Türkiye'yi bu hale getiren zaten Özal politikaları. Biz sizinle o zamandan tanışırız. Sonra işte nasıl olduysa Ecevit iktidarı geldi. Kriz bilmem ne derken bugüne geldik. Türkiye yorulmadı mı? Sizi bilmem ama Türkiye yorulmadı mı Allah aşkına? Çok yorulduk. Çok yorulduk değil mi? Ömrümüz bir de böyle bekleyerek geçti. Bugün şu olacak, yarın bu olacak, hiçbir şey olmuyor. En kötüsü o, değişen bir şey olmuyor yani. Öyle mi diyorsunuz? Yani değişmeyecek mi yoksa? İnşallah. Umudum, hep umudumuz var fakat değişmiyor. Yani en azından daha kötüye gitmesin. Evet. Umudu. Hayır. Bu seçim ilk kez Tayyip Erdoğan açısından kritik bir seçim. İşte o, biraz sonra konuşuruz, vaatleri de onu gösteriyor. Mesela unuttukları cemevlerini, Alevi kesimini hatırladım. Cemevlerine hukuki statü vereceğiz diyorlar. Şimdi ben en az 5 defa bu konuda kanun teklifi vermişimdir. Bizim arkadaşlarımız onlarca teklif vermiştir. Ve en basiti, ya camilerin elektrik su parasını veriyorsunuz, hiç yoksa cemevlerininkini de verin dediğimiz zaman, efendim orası ibadethane değil, paralarını veremeyiz diye hepsini reddetmişler. Şimdi tam seçime giderken hukuki statü vereceğiz cemevlerine. Ben birdenbire şey fark ettim, ben sizi işte... 40 yıla yakındır tanıyormuşum. 35 yıldır diyelim ki. Ben sizin 80'den. Alevi olup olmadığınızı bilmiyorum. Siz Alevi misiniz? Nasıl? Alevi misiniz? Hayır. Ama cemevlerinin hukuki statüsü olması gerektiğine inandınız. Şimdi neden bu örnekle başladığınızı seyirci merak edebilir. Eğer insan haklarından, demokrasiden başlayacaksak bu ülkede ülkenin nüfusunun kimine göre 1/3, kimine göre 1/4'ünü oluşturan Alevilerin inancını yok saymaktan başlayabiliriz işe. Şimdi tekrar geldik evet vaatlere. Evet. Hayır, bunları... En basiti, ben bir maliyeci, Maliye Bakanlığı hesap uzmanıyım. Şimdi Aleviler de vergi veriyor, Sunniler de vergi veriyor. Sunnilerin vergisiyle camilere her türlü yardımı, desteği veriyoruz. Alevilerin vergisi, onlar da camiye gidiyor. Yani böyle haksızlık olur mu? Cenazelerini kaldıracak yerleri yok pek çok Anadolu'da yani. Buna ben eşitlik açısından, özgürlük açısından, yani bizim zaten mezheple falan ilgimiz yok. Elbette. Biz Atatürk'ü layık insanlarız. Merak edenler için de ben özellikle fark ettim ki sormamışım, sizi bilmiyormuşum. Hayır, kimse de sormaz. Ben Mersin'de milletvekiliyken, adayken böyle... Çok yakından tanıdıklarım 9-10 sene sonra sordular bana, ya sen Alevi misin diye. Yani bizim evet, için evet. Bütün mezhepler, bütün ırklar, herkes eşittir yani. Evet. Efendim Alevi olmadığını öğrendik ama Mustafa Özyürek'in şunu da zaten biliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yani hani sizin bizim başımıza gelen her şey onun da başına geldi ve konuşacağız birazdan. Evet. CHP içinde politika yapan bir isimli milletvekili, eski milletvekili, genel başkan yardımcısı CHP'de. Deniz Baykal. Genel başkanlık dışında. Genel başkan, görevi her yaptım. Şeyi yaptınız. Grup tamam, başkan vekili dahil. Yapacaktım ki milletvekili yapmadılar. Hayır, kısmet nasip ne diyelim. Daha gençsiniz canım. Evet, yani. Evet. Şimdi CHP listelerini biraz kulislerinde konuşuruz belki. Ama esas... Erdoğan'ı konuşacağız. Çünkü Erdoğan dün hakikaten şahane bir asist yaptı. Ortaladı. Ama yanlış kalede ortaladı. Ayağımıza pası verdi. Gol atmak kaldı. Ha şeye güveniyor. Medya kontrolü altında ya, ona güveniyor. Nasılsa bunlar
Jack Jack'ları alırlar, baş tacı yaparlar diye. Bunu konuşacağız ama önce bizi izlediğinize göre... Manşeti müthiş. Vaatlerle ilgili. Müthiş, onu geleceğiz. Önce bizi izlediğinize göre kapalı bir yerdesinizdir diye düşünüyorum. Aman ha dikkat, dışarı çıkacak olursanız programdan sonra tabii. Ben bazen yoklama yapmak istiyorum. Kim var kim yok. Şimdi şunun için söylüyorum. 3 gün boyunca hava, şimdi izleyeceksin, yağmur, sağanak, yağış vesaire gidecek. 3 gün böyle olacak. Ankara, İstanbul, İzmir. 3 büyüklerde durum böyle olacak. Bayağı ben sabah çıkarken of bir gök gürlemesi, bir sağanak yağış öyle geldim. 3 gün boyunca devam edecekmiş. Bu arada Bünyamin Sürmeli, havayı koklayan adamı dinledim sabah gelirken. Dedi ki son 20 yıl içinde görülmediği kadar yıldırım düşmesi vakası varmış. Hakikaten yıldırımdan hayatını kaybeden insanlar, yaralananlar bir yana... Bünyamin Sürmeli'yi atmamışlar mı? Bünyamin Sürmeli'yi ben epeydir görmüyorum. Belki zaten CNN Türk'te dinlemedim ben. Power FM'de dinledim. Nerede? Power FM'de dinledim. Yani ha. Çünkü belki orada CNN'de dinlemedim. Bütün yüzler değişti de acaba o da gitti mi diye merak ettim. Aa, niye öyle diyorsunuz? Hande Fırat var. Evet. Ay siz de yani çok haksızlık ediyorsunuz. Birazdan Hande'yi konuşacağız. Hande Fırat ve Hakan Çelik değişmez. Onlar önemli şahıslar. Evet, biz anlamayız. Evet. Ama gene de konuşuruz. Arkalarından değil yüzlerine karşı konuşacağız. Evet. Şimdi efendim dolar da şimşekli. Mehmet Şimşek'in kulakları çınlasın. Aman ha dolar almayın, dövizle borçlanmayın, dikkat edin. Ne demişti? O da hava durumundan söz etmişti. Hani ben diyorum ya size yağmur sağanak, İşte fırtına olabilir falan filan. O da demişti ki fırtına gelebilir, yağmur yağacak. Aman ha dikkat dedi. Zaten Mehmet Şimşek ondan sonra hedefe o kondu. Dolar hakikaten şimşekli. Sabah 4.74-4.75 civarındaydı. En son baktığımda programa girerken 4.70'de salınıyor. Habire düşürmeye çalışılıyor. Tekrar yukarı hamle ediyor. Bu arada onun hamlesine de Merkez Bankası bir hamleyle karşılık vermeye çalışıyor. Fakat 3 puan yükseltti faizi biliyorsunuz. Onu size soracağım yetip yetmeyeceğini ama bu sabah en yeni haber bu. Merkez Bankası bir hamle daha yaptı. Çok ilginç bir hamleydi bana sorarsanız. İhracatçıya kuru sabitledi. Şimdi şöyle diyor ki 25 Mayıs 2018 tarihinden yani bugünden önce kullanılan 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler vesaire halinde ABD doları için 4.20. Yani 4.70'ten 50 kuruş indirmişler. 4.20 olacakmış. Euro için de 4.90. Yani o da 5'in üzerinde seyrediyor ya. Onu da 4.90'a indirmişler. Bunun şeysi ne? Yani kime faydası var bunun? Şimdi bir de bir başka önlem daha almış. Döviz satıyorlar ya bunlar ihale suretiyle. Onun miktarlarını arttırmış. Evet. Yani dövizi bollaştırmış. Evet. Şimdi zavallı Merkez Bankası yetkilileri ne olması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Çünkü çok iyi teknisyenler var orada. Orada diğer kurumlar kadar büyük bir tahribat yapılmadı. Yapılamadı. Orada duruyorlar. Onun için herkes hangi durumda, hangi önlemin alınacağını çok iyi biliyor. Fakat saraydan gelen baskı, Tayyip Erdoğan'ın kaprisleri nedeniyle önlemleri alamıyorlar. Bu önlemler zamanında alınamadığı için de şimdi ne yaparsanız yapın bir güveni sağlamaları mümkün değil. 3 puan az bir şey değil, faiz artırımı değil. Genel tabii beklenti, çeyrek puana, yarım puana falan alıştık. Genel beklenti 4-5 filandı. Buna rağmen 3 puan da önemli bir şey. Şu açıdan önemli. Denildi ki ya bunlar galiba önlem alabilecek kapasitedeler. Fakat önce biliyorsunuz dolar hiç etkilenmedi bundan, hatta yükseldi. Şimdi birkaç kuruş.
Fakat bu rakamları konuşuyoruz. İşte efendim 4.85'ten 4.70'e düşmüş. Aa ne kadar iyi falan diyoruz. Ay. Ya bu ülke ya. 1 dolar 1 ya. Lira olacak tartışmalarından bugünlere geldi. Yani o kadar hızlı bir şekilde kur artışıyla karşı karşıyayız ki. O nedenle bugün bir şey okudum. Ne diyorlar? Türk lirasının değeri düştü deyin diyorlar. Doların değeri yükseldi demeyin diyorlar. Çünkü Türk lirasıyla ilgili önlem almak bizim hükümetin görevi. Dolarla ilgili önlem almak dışarının görevi. Şimdi zamanında önlem alınmadı. Türkiye'ye, Merkez Bankası'na, ekonomi yönetimine güven kalmadı. Onun için de artık bu şey dikiş tutmaz. Ne yaparsanız yapın. Şimdi bakın, bir sevgili arkadaşım gönderdi bana. Bloomberg, esas Bloomberg'de çıkan bir analiz bu. Türkiye'de piyasa analistleri susturuluyor, susturuldu başlığıyla veriyor zaten. Ve bir de şöyle başlıyor yazı, bütün piyasa analistleri Mert Ülker'in kim olduğunu bilir. Ben bilmiyordum açıkçası. Kimi? Mert Ülker. Evet. Şimdi ama piyasa bilirmiş. Girdim, hakikaten gördüm. Şöyle, 15 Temmuz için stage, yani sahnelendi. Yani bunda bir gerçeklik payı pek görünmüyor gibilerinden bir yorumuna rastlamışlar. 15 Temmuz için. Bunun üzerine SPK bu Mert Ülker'in lisansını iptal etmiş. Evet. Bakın buraya kadar bu analistlerden bankalarda, yatırım şirketlerinde, orada burada Merkez Bank her yerde var. Yani daha her yerde var derken yüzlerce, binlerce var. Her biri belli ki mercek altına alınmış. Tabii. Ve uygunsuz gördükleri bir şeyde lisans iptaline kadar. Yani hani atıyorum çalışma olanları olsa da kaldırıyorsunuz. Yani. Filan bankadan atabilir. Tabii. Hayır, lisansını iptal ediyor. Tabii. Ve bunu diyor yazı, diğer analistlerin gözünü korkutmak için, susturmak için tabii. yaptılar diyor. Ama ben çok uzun, uzadıya okuyamayacağım çok, ama... Çok önemli bir haber. Evet, diyor ki... Hiçbir gazetede filan da... Hayır. Yok. Ama neticede Türkiye'de o Mert Ülker'i sustursalar da neler olup bittiğini Bloomberg'de, dediğim gibi bir de Bloomberg HT, yani Bloomberg Habertürk'ün... kardeşi gibi evet. Türkiye versiyonu var. Ondan söz etmiyorum. Uluslararası finans piyasalarının, sermaye piyasalarının dikkatle izlediği ekonomi mecrandan söz evet. ediyorum. Bloomberg derken. En önemli mecra odur. Herkes evet ve çıkar. Hep şey söylüyor. Yani tek adam şimdi meselesi evet. çok kritik diyor. Evet. Şimdi Mahfi Eğilmez CNN'de yorumlar yapıyor. Ve şeyi var, bir blogu var. Orada sürekli yazılar yazıyor. Benim de öğrencilerimden biridir. Ben kendisine çok güvenirim. Hı hı. Kaldı ki bana göre bir toplantıda da kendisine söyledim. Biraz fazla iyimser bulurum yorumlarını. Buna rağmen Yiğit Bulut vatan hainliğiyle suçluyor şeyi. Mahfi Eğilmez. Ya. Çünkü diyor ki ya biz geçmişimizi sattık, geleceğimizi satın alamadık filan diye güzel bir şey söylemiş. Vay bu ne vatan hainliği filan diyor. Yiğit için... Bulut, tamam Yiğit Bulut Mahfi Eğilmez'i mahvetmeden durmayacak. Her yazısında ondan evet. çarpışıyor. İnternette de dolaşıyor, görmüşsünüzdür daha önce. Hani dolar biraz yükselince demediğini bırakmış, o düşünce bilmem ne yapmış filan. Artık yalama olduğu için, laşk oldukları için ciddiye alınır tarafları yok ama şey diyorlar. Şimdi bu dolarla ilgili bütün hikaye şu, uzun zamandır Türkiye dışarıda güven vermeyen bir ülke. Ne açıdan vermiyor? Özgürlük açısından vermiyor, tabii, demokrasi tabii. açısından vermiyor, tabii. hukuk açısından vermiyor. Ve Merkez Bankası'na Tayyip Erdoğan'ın söylemediğini bırakmadık biliyorsunuz. Ali Babacan
filan o yüzden harcandılar. Bunların dediği de ekonominin kuralları vardır, para politikasının kuralları vardır. İzin verin biz bunların gereğini yapalım dedikleri için harcandılar. Şimdi tabii tutuştular, başka bir çare olmadığını gördüler. Şimşek'le kim bir bakan daha şeye gitti biliyorsunuz, Londra'ya gidiyorlar. Naci Ağbal yanılmıyorsam. Naci Ağbal galiba, Londra'ya gidiyorlar. Herhalde şeyin kırdığı potu, orada büyük bir pot kırdı biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra dolarda yükselme biraz daha arttı. Onu düzeltmeye gidiyorlar. Fakat mümkün değil. Herkes biliyor ki Türkiye'de bir tek adam yönetimi var. Bu tek adam ne derse o oluyor. Onun için Mehmet Şimşek'i, Naci Ağbal'ı filan Londra'da filan dinlemezler. Evet. Çünkü gitmişler orada birebir birinci adamın ağzından ne olacağını söylemişler. Şimdi Erdoğan'ın çevresindekiler zaten yeterlikleri sorgulanan isimler. Evet. Ekonomi danışmanlarından falan söz ediyorum. Şimdi bakanlar arasında bu işi bilenler var. Onlar da çok belli ki korkularından seslerini çıkartamıyorlar. Yani hani işin ucunda ülkenin uçuruma gitmesi varken nasıl susuyorlar, bunların nasıl ahlaklarına sığdırıyorlar? Bu konuyu geçelim. Ama kimisi korkudan, kimisi yetersizlikten susuyor. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün iki manşeti de hakikaten konuşmaya değer. Siz az önce Cumhuriyet'i görelim çocuklar. Antarktika'dan bildirdi diye manşeti Erdoğan dün bildirgesini açıkladı. Hakikaten Antarktika'dan bildirdi. Bunu görüyor muyuz çocuklar? Görebiliyor muyuz? Anca açılıyormuş. Peki. Şimdi yukarıya sonra geleceğiz de. Aşağıdaki manşet, patronlar ses yükseltti. Bakın dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı. Orada yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik aslında hani çevre için söylüyorum, kavgada söylenmeyecek şeyi söyledi. Konuşmasının sonunda dedi ki eğri cetvelle doğru çizgi çizemezsiniz dedi. Yani her şey eğri. O eğrilerden nasıl doğru çıkar ki dedi. Şimdi birkaç şeyini söyleyeyim. Sözlerini. Bir kere diyor ki güven meselesi, bunu herkese söylüyor zaten. Güven olmadan ekonomi düzelmez. Dış borca bağımlıyız, dış borç hepimiz için risk yaratıyor. Yani vaktiyle para bolken dünyada borçlandık. Tamam ama hem paranın bolluğu bitti ama bir yandan bizde kur yükseldi. Hem gelen para pahalı hem de daha az geliyor. Bu arada tabii hukuk vurgusu. Evet. Bunu da Tuncay Özilhan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan dedi ki, şimdi bakın bunu bir muhalefet lideri söylese inanırsınız söylemiştir diye. Erol Bilecik değil, Tuncay Özilhan söyleyen arkadaşlar. Hukuk vurgusu, bakın hukuk vurgusu. Diyor ki, ekonomide birikmiş sorunlar hukukun üstünlüğünü, yargıya güveni sağlayacak adımlar atılmadan çözülemez. Türkiye cezaevindeki akademisyenlerle ve medya alanında yapılan kısıtlamalarla anılan bir ülke olmamalıdır. Şimdi bakın çıta yükseltmiş, ses yükseltti diyor ya. Her zaman söylediğinizi daha yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Söylemişler ama yetmiyor. Yeni sözcükler, yeni ifadeler eklemişler o sese. Yani sadece sesi değil, çıtayı da yükseltmiş TÜSİAD. Ya cezaevindeki akademisyenler ve medya alanındaki kısıtlamalar diyor. Evet. Hukuk diyor. Neticede o hal diyor. Şimdi iki şey var burada. Önce şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye'de bazı kurumların çok fazla günahı var. TÜSİAD da o günahkar kuruluşlardan biri. Herhalde. Bülent Ecevit döneminde biliyorsunuz, billboardlara Ecevit'in aleyhine şeyler astılar, afişler astılar, kötülediler, gitsin dediler. Ecevit başbakandı, TÜSİAD bunu yaptı. Ya. Yaşın uygun olmadığı için hatırlamayabilirsin. Ben, büyük annem anlatmış. Evet. Ya ilan hazırladılar. Bu ilanı hazırlayan kimdi? Güngör Uras. Evet, Güngör Uras. Yazan, kalem şeyde, ne günler. Kimdi o başkan? Bir adamcağızdı. Neyse.
Şimdi ondan sonra bunlar sustular. Şimdi niye böyle konuşuyorlar? Hı. İki temel nedeni var. Gerçekten artık iş adamlarıyla filan konuşursanız hiç kimse geleceğinden ve servetinden emin değil. Yani bir gün gelip malına el konulacağı ciddi ciddi konuşuluyor. Konuşuluyor mu? Konuşuluyor tabii. Zenginler arasında konuşuyor. Sen ben konuşacak değilse bizim ne malımız mülkümüz olacak. Ama bu konuşuluyor. Ayrıca hani kibarca kambiyo kontrolü diye konuşuluyor ya. Yani döviz hesaplarının Türk lirasına çevrilmesi. Dün başbakan açıkça söyledi. Bunlar dedikodu dedi, inanmayın dedi. Ama onlara kadar gitmiş bu. Yani deniliyor ki yakında, bu Arjantin'de falan uygulanmış bir yöntemdir. Yakında denilecek ki ne kadar döviziniz varsa onu bugünkü kurdan Türk lirasına çevirdim. Bundan sonra siz artık döviz üzerinden hesap da açamazsınız, iş de yapamazsınız. Bu tehlikenin bile olduğunu... Ev kadınları bile konuşuyor bunu, konuşuyor, biliyor musunuz? Konuşuyor, tabii. Bakın, medyadan falan, biliyor. TÜSİAD'dan söz etmiyoruz. Tabii, tabii ama onlar biliyorlar, yaşıyorlar. Geçen bir arkadaşım anlattı. Dedim ki ya bir İş Bankası'nın ben eski yönetim kurulu üyesiyim. Bir başka yönetim kurulu üyesine geçen rastladım. Dedim ki ya benim mevduat hep oradadır. Bankamız sağlam mı? Yerinde duracak mı filan dedim. Merak etme üstad dedi, tanıdığım birisi. Bankamız sağlam dedi. Onun yanında olan bir iş adamı geldi bana, dedi ki bizim sektörün, enerji sektöründe birisi, bizim sektörün o kadar büyük kredileri var ki ve döviz cinsinden dedi. Dolar kredi böyle devam ederse biz bunu ödeyemeyiz, o bankaların hepsi de çöker dedi. Yapmayın ya. Ya yapmayın, buna bir çözüm aranmıyor mu? Dedi ki en büyüklerimizden biri Berat Albayrak'tan randevuyu 3 ay sonra aldı dedi. 3 ay sonra da gittiğinde ayakta karşılamış, yerine bile oturmamış. Bir dakika, o tanıdığınız biri mi bu? Efendim? Tanıdığınız biri mi? Ona söyleyin. Hande Fırat'ı arasın veya Habertürk gazetesinde tanıdığı varsa onu arasın. Habertürk'te Berat Albayrak, biliyorsunuz Turgay Ciner sahibi, enerji alanında olduğu için Habertürk'te her gün Berat Albayrak birinci sayfada, kömür çok önemli. Hani şimdi gibi böyle haber olmayan haberle. Peki söz oraya gelmişken şeyi söyleyeyim. Dün galiba bir manşet gördüm. Diyor ki Irak sınırından başladık. Petrol arıyoruz. Yakında petrol bulacağız. Uçaktan gravitelerini tespit ediyoruz. Bu Irak sınırından başlayıp Suriye sınırı boyu gidecek. Milliyet'te de manşetti. Milliyet'te tanıdığım birine gördüm. Ya bunları bilmiyor musunuz siz? Nereden çıktı bu hikayeler? Diyorlar ki böyle bir manşet atın diyorlar. Biz de bu manşetleri atıyoruz diyor. Siz petrol konusunda uzmansınız. Evet, ben eski özellikle petrol ofisi genel müdürüm. Petrol ofisi genel müdürü olarak. Masal değil mi? Şimdi bütün şöyle, bu masal çok alıştığımız bir masaldır. Hı hı. Hükümet değiştikçe, Türkiye'de daha önce koalisyon olduğu için sık sık hükümet değişirdi. Hükümet değiştiğinde bürokratlar bir haber patlatırlardı. Efendim, Tuz Gölü'nde petrol bulundu. Urfa'da petrol bulundu. Yer altında gaz sıkıştığı için orayı açarsanız bir de böyle gaz fışkırır. Onun resimlerini de servis edersiniz televizyona şeye. Ya bulundu. Fakat iki ay sonra hiç kimse takip etmediği için ya o petrol ne oldu diye. Yani ben yüzlerce bu şekilde haber okumuşumdur. Yani petrol bulundu, petrol. Diyor ki derin arama yaparsak yapacağız diyor. Bulacağız petrolü diyor. Yani bunların hepsi yapıldı. Ben petrol ofisine İhsan Topaloğlu diye ulusal petrol davasının simgesi bir enerji bakanı vardı. Hı hı. Onun İsrail'de, ben yoksa maliyeciyim. Onu o sektöre geçtim. Çünkü müthiş ulusal petrolü savunan işte Özal'lar yabancı şirketleri savunurdu. Bizler de ulusal petrol davasını savunurduk. Onun ısrarıyla geçtim ve petrol bulalım diye o kadar çok o bölgelerde arandı ki ne yazık ki Türkiye'de petrol yeteri kadar yok. Keşke olsa. Berat Albayrak özelliğine sırf damat oldu diye petrol mü bulacak, ama
Şimdi öyle bir hava basılıyor ki. Bir de Berat Albayrak tabii arada böyle bir çıkışlar yapıyor. Petrol çünkü Türkiye'de sıradan insanı hakikaten heyecanlandırır. Evet. Bir astronot masalı herhalde heyecanlandırır Türkiye'de. Gençleri o da, herkese değil. Bir de petrol bulundu bulunacak. Bununla doğal gaz yatakları. Çok, çok heyecanlı. Ama esas Berat Albayrak kömürcü. Niye bilmiyorum. en azından Habertürk gazetesine bakarak söylüyorum bunu. Haftada bir kömür güzellemesiyle bir haber oluyor birinci sayfaya. Şimdi bu petrol konusundaki efsane öylesine yaygındır ki derler ki yabancı şirketler petrolü buluyorlar ama üstünü kapatıyor hainler. Şimdi ben de rahmetli Topaloğlu'nun ekibiyle çalıştığım için ne kadar Türkiye'nin kaynaklarına, zenginliklerine düşkün olduklarını bildiğim için ya bulunsa petrol biz o şirketlerin canını okumaz mıyız? Ne yazık ki böyle bir imkan yok deyince yani beni dinleyen bizim anlayışımızda insanların bile hoşuna gitmez. Çünkü ona inanmak istiyorlar ama ne yazık ki Türkiye'de şey yok. Berat Albayrak inşallah bulur ama Berat Albayrak hava basmakla meşgul. Çünkü parlamentoya da girdiğine göre bakan olmayacak herhalde. Vallahi yani Erdoğan milletvekili bakan yapar. Seçildikten sonra istifa etmeleri meclisin, gerekiyor. Meclisteki çoğunluğa bağlı bu. Evet, birkaç kişi istifa etse de olur diyecektir. Tabii canım. İstifa ettirecektir. Soracağım size zaten nasıl görüyorsunuz seçime dair tahminleriniz? Çünkü Yalnız dün Muharrem İnce izleyebildin mi bilmiyorum. Şeyde bitişti. CNN Türk'te. Evet. Onu da sizden o kadar değerlendirmesi için. O kadar çok şey geldi ki tebrik gönderiyorlar. Harikaydı, şuydu, buydu. Gerçekten çok güvenliydi. Evet. Bir tek nedir o vatanın temsilcisi? Murat Çelik. Murat biraz şey etmeye çalıştı. Öbürleri gayet müetteb bir şekilde dinlediler. Onları konuşacağız. Evet. Medyanın haliyle birlikte İnce'nin sözlerini de konuşacağız. Çünkü birbiriyle şöyle bağlantılı. İnce bir şey söylüyor. Bir hafta sonra bakıyorsunuz onu Erdoğan vaat olarak dün olduğu gibi gündeme getiriyor. Şuna güveniyor ama nasılsa medya bunu vermiyor. Benim kontrolümde diyor. Salla gitsin. Yani. Şimdi bakın gelelim. Hani petrol bulduk diyemedi bildirgesinde Erdoğan ama hakikaten Cumhuriyet'in manşeti çok güzel. Tekrar ona bir dönelim. Antarktika'dan bildirdi diye. Gerçekten Antarktika'dan bildirdi. Şöyle Antarktika'dan bildirseniz ancak bu kadar ülke meselelerine uzak olursunuz. O bir yana. Bir de büyük vaat, Antarktika'ya ekip göndereceğiz. Şimdi bakın bilim ekibi göndereceğiz. Orada var mı? O bir programın bir tarafında, bildirgenin bir tarafında var. Ne yapacaklar? Vaatlerden biri. Bu gerçekten böyle. Ama bakın benim hatırladığım kadarıyla 40 küsur ülkeden heyet, bilim heyeti var Antarktika'da. Orası No Man's Land dedikleri herhangi bir iyice şeyden, Güney Kutbu'ndan söz ediyorum, iyice o aşağıdaki yerden. Orada isteyen ülke koşulları yerine getirmek üzere bir, ikincisi bakın bir çöp bile bırak, nasıl söyleyeyim size, bir mendil oraya yere düşse onu alıyorlar. Oranın ekolojisini, doğasını korumak adına. Yani saç tüyü kılı bile orada bırakılmıyor. Bu koşulları yerine getiren, işte kalma imkanları için ne gerekiyorsa yapan kalabiliyor. Bizden bu heyetin gideceği bir yıl önceden belliydi. Ben bu, çok ilgimi çektiği için bu konuyu okumuştum. Fakat şöyle de bir ilginç yanı vardı bunun. Ekip diyordu ki gideceğiz orada hangi konuyla ilgili araştırma yapacağımıza bakacağız. Hani gidiyorlar ama ne için gittiklerini kendileri de bilmiyorlar. Öyle bir ekip. Hayır, benim bilmemem doğal yani. Neyi inceleyeceklerdi onlar bilmiyor ki ben bileyim. Şimdi ama bu bile var. Antarktika'ya biz heyet göndereceğiz. Bilime bu kadar önem veriyoruz. Antarktika'ya heyet 40. ülke falan olacak herhalde. 40 küsur ülke var orada. Düşünün. 40 küsur ülke. Orada kimse yaşamıyor değil mi şimdi? Şöyle
araştırma ekipleri var. Hayır. Onlar okul açmak falan gibi bir dert var. Yok, hayır. Şeyin Bilal'in vakfı gidip orada bir okul falan açıyor olmasın? Vallahi olabilir ama önce Afrika yerlenecekler ben size söyleyeyim. Oraları hallettiler biliyorsunuz. Büyük topraklar kiradanlar, tarım yapılıyor. Saman ithal ediyoruz ama gidip Afrika'da üretim yapıyoruz. Antarktika meselesi böyle. Gelelim efendim Erdoğan'ın vaatlerine. Görüntüyü görelim. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben izledim. Ayrıca bu konuda nispeten tarafsız, tamamen tarafsız olması çok zor artık medyanın ama olabildiğince tarafsız olan yorumları da okudum. Önce şunu söyleyeyim. Çocuklar gösteriyor musunuz şeyi, Erdoğan'ın gelişini vesaireyi, salonu? Gelişi yok mu? Neyse. Peki. Şimdi ilk defa bir kere salonu ben bu kadar sakin, coşkusuz gördüm. Birkaç defa da uyardı. Uyardı. Yorgun musunuz dedi. Evet. Bak, iyi yakalamışsınız. Ben de onun notu almıştım. Yorgun musunuz? Ne oldu diye sordu. Yorgun musunuz diye. O kadar ses çıkmadı. Hayır, zavallılar yoruldular dinlemekten. bir de salonun dışında her zaman salonun içi kadar kalabalık olurdu. Salonun dışı da boştu. Şimdi bir kere böyle bir metal yorgunluğu var. Bu AKP'de de var ama Erdoğan cephesinde de var benim anladığım kadarıyla. Gelelim vaatlere. Ya olacak şey değil, o hal vaat etti ya. Evet. O hal vaat etti. Daha ne olsun? Hayır, onu niye vaat ediyor zaten? Uyguluyor. Vaat etmesine lüzum yok. Yani kaldırmayacağını söylüyor değil mi? Evet. Böylece. Şimdi vaatlerden o da biraz önce konuştuk, öne çıktı. Cem evleri konusu. Gerçekten işler acısı bir çalıştaylar yapıldı. Bir iki Alevi milletvekili falan da yapmıştı biliyorsun. Adını hatırlayamadım şimdi. Onlar da ciddiyetle ya konuştuk yapmayın dedim. Ya Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmazlar size. Yok, söz aldık çok ciddiler bilmem ne falan diye uğraştılar, didindiler. Bir takım çalıştaylar falan yaptılar. Hepsi boşa gitti. İşte efendim şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz dediler. Hiçbir şey yapmadılar. Çünkü hatta ben çok yakın Diyanet İşleri Başkanlığı falan da yapmış politikacıları var. Onlarla konuştum. Dediler ki İslam dünyasında cemevlerini öne çıkaramayız dediler. Çünkü İslam dünyasında bir tek Kabe vardır, bir tek kıble vardır. Ve cami vardır. O da caminin gösterdiği kıbledir. Cemevini biz yapamayız. Onun için... Ama dedim bir sürü hikaye anlatıyorsun. O ayrı dedi. Politikada anlatırız. Ama ciddi Müslüman bir adam, önemli bir adamdı. Dedi ki bu olmaz dedi yani. Siz de konuşup duruyorsunuz ama bu boşuna hayaldir. Bunları kurmayın dedi. Onun için inançlarını biliyoruz, niyetlerini biliyoruz. 16 yıldır yaptıklarını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şehit düşüyor çocuk Afrin'de veya Kuzey Irak'ta cenazesi cemevinden kaldırıldığı zaman hiçbir yetkili, kaymakam dahil o cenazeye katılmıyor. Hiçbir asker gidip o cenazeye... Bu memleket için öldüğünü söyledikleri, şehit düştüğünü söyledikleri evlada bunu yapıyor. Evlada bunu yapıyor. Ya. Şimdi niye? Ya. Alevi diye yapıyor. Bu adam cemevlerine hukuki statü vereceğim lafına inanacak. Bir tek Alevi varsa... Şimdi bakın Aleviler inanmaz ama bir kere şunu söyleyeyim, bu bildirge itiraf gibi. Öyle değil mi? İtiraf gibi bir bildirge. Tabii. Yani 16 yılda yapamadıklarını sayıyor. Bütün vaatler biraz itiraf. Evet. Şimdi ama daha önemlisi şu, bakın. Alevi inanmaz, tamam. Fakat Sünni, mesela AKP'ye oy vermiş bir Sünni ya da kendisini bu anlamda böyle inanç üzerinden tanımlamayan, bu ülkenin yurttaşı olarak AKP'ye inanmış, oy veren bir insan. Şunu düşünmez mi? Yahu biz 16 yıldır benim partim öyle olacak dedi, böyle olacak dedi, şu da Jack dedi, bu Jack dedi. Şimdi iktidarın Jack-Jack'ları bitmiyor. Evet. İyi de... Niye yapmadı?
demez mi? Tamam, niye yapmadı? Ayrıca yapmayacağını bile bile niye şimdi söylüyor? Yalan söylüyor. Bakın yalan dünyanın her tarafında bir siyasetçiyi yok eden, onu buharlaştıran bir şeydir. Ama bize sanki... Şey, yalnız yalanın Türkiye'de bayağı bir alıcısı vardır. Öyle mi? Tabii. Bayağı şey vardır, işte aldanma ihtiyacı vardır, inanma ihtiyacı vardır. Bunu Tayyip Erdoğan'ı savunan hala pek çok insan var. Bunların ağzına sakız vermek lazım. Bunların ağzına propaganda malzemesi vermek lazım. Onun için bu şeyler, hatta o işte gazeteciyim falan diye televizyonlarda yorum yapanlar da ama iyi bir vaat değil mi bunlar falan diyorlar. Yani neresine itiraz? Ya kardeşim ne diyor? Hala demokrasi getireceğim diyor. Hukuk getireceğim diyor. İnsan hakları getireceğim bağımsız diyor. Bağımsız ve etkili yargı diyor. Evet. Peki Allah Allah. Bu yargıyı bu hale kim getirdi? Bence siz. Efendim? Siz. Herhalde. İtiraf edin. Peki demokrasiyi bu hale kim getirdi? Özgürlükleri kim kaldırdı? Şu anda 80 bin tane öğrenci hapiste biliyor musunuz? Ya. 80 bin ya. Tane öğrenci. Bunları kim yaptı? Bilmem akademisyenler bir bildiri yayınladı diye çocukları teker teker sürekli mahkemeye çağırıyorsun. Ve şey yapıyorsun, atıyorsun. Bunların bir kısmı dışarıda şey buluyorlar, burs buluyorlar, gidecekler. Gideceği zaman pasaportunu iptal ediyor, kapıdan çıkamıyor. Yani Türkiye'de işten atmışsın. Dışarıda iş bulmuş, pasaportunu iptal edip dışarı çıkamıyor. Hep söylüyorum, koskoca profesör, anayasacı, hukuk profesörü, Sorbon, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Sorbon'da ders veren İbrahim Kaboğlu, yurt dışına çıkamıyor. Çıkamıyor ya. Evet. KYK ile attılar bu barış bildirgesi yüzünden. Şimdi yalnız ben şunu söyleyeyim. Dün Erdoğan'ı izlerken çok çok şey söyledi. Her şeysini sizle paylaşmak mümkün değil. Zaten sinir uçlarınızla oynamanın da manası yok ama. Bir şeyi barış demişken neden barış bildirgesine bu kadar sert bir tepki gösterdi? Şimdi bir bölüm gelecek ekrana. Erdoğan savaşı seviyor ve savaşı sanki iyi bir şey gibi takdim ediyor. Bakın yani dün öyle bir anlattı ki ya bir dakika bundan vaat olur mu? Bu böyle heyecanla mı anlatılır diye düşündüm. Buyurun. Savunma sanayinde muhteşem gelişmeler var. Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada ve denizde her alanda kendi kendimize yeterli olma yanında önemli bir Karada, havada, denizde savaşalım olur, olur, olur. Şey. Seviyor savaşı. Şimdi bir kere hani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel vaadi huzur ya. Bu huzura. İnsanlar arasında barışa, kardeşliğe kesinlikle karşı, kesinlikle düşman. Devamlı bir düşman yaratıyor, onlara hücum ediyor. Bu yolla işte kendi %50 civarında bir seçmeni bloke ediyor ve öyle yoluna devam ediyor. Bunca uygulama gösterdi ki bu akademisyen özellikle kültürlü, okumuş, yazmış, aklı çalışan, düşündüğünü ifade eden insanların hepsini düşman gibi görüyor. Bunları nasıl yok ederim diye düşünüyor. Şimdi Osman Kavala. Ya. Şimdi 6 ay oldu, ortada iddianame yok. Neyle suçlanıyor? Demişler ki Gezi'nin sponsoru. Bir açıklaması vardı Osman Kavala'nın. Diyor ki Gezi sırasında iki tane çocuk geldi, bana bir bilet sattılar dedi. 250'şerden 500 lira mı, 500'erden 1000 lira mı ne? O parayı verdim dedi. Bununla mı sponsor olacağım ben dedi. Yani kaldı ki Gezi'de hepimiz oradaydık. Gezi'de sponsorluk bir şey yoktu ki. Çocuklar inançlı bir şekilde direniyorlar. Sponsorlar vardı.
evde dolma pişiren, yaprak saran anneler getirdiler. Orada satıyorlardı çocuklar. Bisküvi satıyorlardı, masa çay kuruldu, veriyorlardı. Evet, masa kuruldu. Anneler evde yaptıkları yemekleri, poğaçaları, börekleri getirdiler orada çocuklar yesin diye. Evet, evet. Sponsorlar arıyoruz. Annelere bakın. Şey, onlardan bedava cinsinden ben de çok yedim. Fakat yani şaka gibi değil mi? Allah aşkınıza Mustafa Bey, sabah gazetesine bakar mısınız ya? Yani yaparsa yine AKP yapar. Vallahi doğru da ne yapar? Yaptıkları, yapacakları teminatı. Şimdi. Bu ne ya? Şu neler yayıyorlar biliyor musunuz? Ya bu Muharrem İnce. Tut ki kazandı. Meral Akşener. Tut ki kazandı. Bunlar ne bilirler kardeşim? Bunlar acemi. Ama bizim patron 16 yıldır iktidarda. Her şeyi biliyor. Göreyim sizi, şey olsun bu, iktidarı kaybetsin, emekli maaşınızı bile alamayacaksınız. Bilmem ne. Korkunç bir şey. Geçen gün dolmuşta şoförle yanındaki şey diyor, dertleşiyorlar ve icraatının hepsini eleştiriyorlar. Çok yanlış oldu falan diye. Ben de umutlandım herhalde bunlar karşı. Sonra aralarında konuştular, dedi tabii ya bu acemilere mi oy vereceğiz dediler. Gene gidip buna oy vereceklermiş. Yani o şeyi, o manşeti sürekli kullanıyorlar. Ama fakat artık bana göre sonuna geldik bu işin. Tamam. Artık tamam bu mı? Tamam. Bu iş tamam. Bu iş tamam. Şimdi ikinci bölümde Muharrem İnce'yi konuşacağız. Birinci bölüm haline, tamam mı? Birinci bölüm bitmek üzere. Azizim aşk şey olsun yok ya. Mu? Ne yok mu? Masaya yumruk vurma hakkımız yok mu? Şimdi ikinci bölümde vurabilirsiniz ama istiyorsanız bir avans olarak yumruk şeyi verebilirim size. Avans, avans buyurun. Yumruk avansı. Buyurun, yumruk avansı. Bu iş tamam. Evet, bu iş buraya tamam. Buraya kadar. Bu iş tamam. Efendim bir de bir beyefendiyi konuşacağız. Şimdi kısacık ben size videosunu göstereceğim. Konuşacağız ama herkesin dediği gibi değil, başka bir şekilde konuşmamız gerekiyor bence bu beyefendiyi. Ahmet Maranki. Ahmet Maranki Akit TV'de bir konuşma yaptı. Buyurun izleyin kısacık. Şimdi bu... Gömdük diyor değil mi silahları şey? Belgrad Ormanı'na talim şeyimizi diyor. Silah demek istiyor tabii, evet, ki. Gömdük, onları çıkartırız diyor ve hesaplaşırız. Allah, bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam hakkında soruşturma açıldı. Ay efendim. Şimdi sahtekar desem diyemiyorum, dava açar. Bir de onun başına bir şey gelmez, benim başıma gelir. Zaten buradan sonra belki beraber gideriz. Bir adliyeye gideceğim, şüpheli sıfatıyla şey vereceğim. Soruşturma falan açmışlar. Hadi ama ben gideceğim. Hayır, başka bir adam daha vardı. Onu konuşuruz da. Şimdi bunu, şunu söylemek için bunu verdim. İkinci bölümde ne konuşacağız? Bu adamın savaşacağı mı başaracağı bir şey yok. Bu şunun peşinde, tamamen duygusal meseleler. Bunlar bir şekilde yanaşıyorlar saray çevresine. Bu adamın gerçekte kim olduğunu anlatınca ve ilişkilerini anlatınca anlayacaksınız. Gerçekten sahtekar diyemiyorum. Ama ne diyeceğimi de belki molada bulurum. Sahtekar diye mi acaba ne diyebilirim? Neyse bir dönüşte bakalım, belki de bulmuş olurum. Muharrem İnce'yi ve medyayı da konuşacağız. Görüşmek üzere.